Ben de zengin çocuğuyum. Ben de üniversite okudum. Ben de Nişantaşı çocuğuyum. Ne olur atsanız aranıza. Biri bizi durdursun canım. Sorry. Ay. Ay, nerede oturacağım hiç? Oğlum. Ay. Günaydın. Günaydın. Çay koyayım mı Burhan Bey? Ay. Ay. Ay, oram buram, kenarım, her yerim bir yağar saplandı. Makbule, bana da koy kızım. Ay. Anam! Bu nasıl bir yağar ya? Makbule abla, çilek reçeli de getirsene gitmişken öyle. Tamam. Of! Şişeceğim ben şimdi olduğum yerde. Ay! Ya ne yaygara yapıyorsun yahu? Ay ben burada inliyorum, burada moralim bozuk. Hiç kimse bana demiyor ki ya Burhan, oran mağari, buran mağari kimse sormuyor ya. Neyin var Burhancığım, neren ağrıyor? Ya işte o tam bir muamma biliyor musun? Boynum mu ağrıyor diyorum, fırt boğazıma geçiyor. Acaba diyorum başım mı ağrıyor diyorum, fırt boynum ağrıyor. Oradan oraya geçiyor yani. Boyun fıtığım oldum diyorum, güzellik salonuna gidiyorum, masaj yaptırayım diyorum. Orada pazarlık etmekten çenem ağrıyor, pazarlığım bilmiyor. Güzellik salonunda masaj yaptırmak için pazarlık mı yapıyorsunuz Burhan Bey? Ah, bunu o değil yiyorum. Burhan abin burnout sendrom olmuş ya. Aman Allah esirgesin ya. Ne ne oldu? Ne hastalığı bu? Bilmiyorum ama ya ölümcülliyeti olan bir şey gibi geldi kulağıma. Ay ne alakası var Makbile? Nasıl bir konuşma bu? Hayır, çok sorumluluk alan, çok streç altında olan, çok çalışan üst düzey yöneticilerin hastalığı bu. Çok çalış, çalış, çalış. Bütün birikimini ver, 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 ver. Sonrasında bir halsizlik, bir yorgunluk. Ay oran mı ağrıyor, ay popom mu ağrıyor filan derken öyle bir hastalık bu. Burnout sendrom. Yani yandım, bittim hastalığı. Aa, görüyor musun? Ne illetler var bak, tabi. Ya siz o kadar yoğun çalışmıyorsunuz ki Burhan Bey. Problem bir defa şu. Benim bu evde kendi gevşeme alanım yok. Ne zaman küvete girsem bu hemen diyor ki çıkın Burhan Bey çıkın diyor bu. Ondan dolayı gevşeyemiyorum. Cinsellik hayatımda kesat. Yani ama gerçeği konuşmam gerekiyor. Ondan dolayı ya tatile çıkmam gerekiyor ya da bu evin içerisinde bir tatil ortamı yaratmam gerekiyor. Nasıl olacak o Burhan? Evin içinde tatil alanı yaratmak ne yani? Ay ben eski evimde ben o etkiyi şişme havuzumla yaratıyordum ama şimdi cin devisi gelen giden mankenlerin tadına bakıyormuş orada. Mankenler mi girip çıkıyormuş eve? He şş, yani ben ay ay ağzımdan mı kaçtı, nereden kaçtı? Ben dedikodu hiç sevmem ya. Gerçekten ben hiç dedikodu sevmem ama ayyuka çıktığı için söylüyorum. Herhalde Cem Devesi meleği salladı, dehledi. Aa, niye Burhan Bey? Çünkü eve ışıklar almış, spotlar mupotlar. Mankenleri çağırıyormuş. Onları böyle cırıl cıplak falan soyuyormuş. Orasını burasının kenarını her yerini çekiyormuş. Bir de sanat ayağıyla yapıyormuş bunu. Benim anladığım kadarıyla Cem'in cinsellik hayatı benimki kadar kesat değil yani. Kahvaltını yap Burhan. Sus artık. Ay zaten çenemi bir ağrı saplandı. İsabet. Ay, ay oram buram, ay oram buram. Tam bir yandım bittim sendromu yaşıyorum. Hadi bakalım. Peki. Halledin abi işleri. Lan nerede sen? Ya yolları karıştırmışım ya. Sonra birden bir baktım Sarıyer diye bir ok. Aman ne kadar da ağlandım. Bu saatte işe gelin mi ya? Ben geldim vallahi durduran olmadı. Sen komedyen misin? Nasıl böyle her lafa tak diye bir espri bir şey? Bir kalıbın adamı ol ya. Bir efendi ol ya. Ne yaparsın? Efendi adam oturmaz mı? Orada oturmayı size yasakladım. Yasakladın? Sebep?
Ne kadar beleşçi arkadaşın varsa ailesin getirirsin onları buraya. Ah, sabahtan akşama kadar lak 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 şak şak şak. En kafa masayı işgal ediyorsunuz ya. O masa para veren müşterinin hakkıdır. Ne diyorsun? Garanti. Biz içeride mi oturalım? İçeride de oturmayın. Bence boşu boşuna işgaliye. Aa, peki biz nerede takılalım? Nereye arzu ederse? Ula, içeride mutfakta bir köşeye sıkışıp karnınızı doyurdunuz doyurdunuz. Doyurmadınız en fazla gelin burada ayakta durun. Onu beğenmezseniz ne bileyim bağdaş falan kurun. Bağdaş kurdunuz kurdunuz. Kurmadınız en fazla ne yapın? Yadın işte gidin orada tatlıları alın. Gidin parkta yiyin. Parkta? Ama çimlere basmayın sakın ha. Ya Dursun, biz komik olanı Temel, akıllı olanı Dursun zannederdik ama öyle değilmiş galiba. Benim tanıdığım bütün Karadenizler genelde 10 numara insanlar. Sen nasıl kaynadın araya ya? Ben senin zaten gerçek bir insan olduğuna bile inanmak istemiyorum. Sen ancak bir fıkra karakteri olarak çekilirsin. Sen bana şimdi kötü bir laf mı yaptın ya? Ne yapayım ya? Tamam Tuğçe'cim, sen bu akşam gel, o güzellik çekimini bizim evde hallederiz. Hem ortam daha sıcak oluyor. Tamam, harika. Ah, Tuğçe kapatmak zorundayım, öbür hatta birisi var. Tamam, hadi görüşürüz. Heh, Ebru, ne haber? Güzel. Ya Ebru, canım sen yarın sabah bizim eve gel, o bikini çekimini biz de yapalım. Ben ortamı falan da hazırladım. Harika. Okey, hadi bakalım yarın görüşürüz. Melek yok galiba bu aralar piyasada. Ne? Hiç öyle evin trafiği yoğun gibi gelen giden. Ya bir odaya stüdyo kurdum ben. Para flaş falan da aldım. Böyle daha rahat oluyor vallahi. Muhakkak. Daha sıcak bir ortam. Ne demek o Aslı? Ya ben öyle apartmandaki muhabbeti söylüyorum sana. Bir kötü bir niyetim yok yani. Bak sen aynı evde otura otura Burhan gibi olmaya başladın ha. Ne ilgisi var ya? Ben sana burada sadece dedikoduları anlatıyorum. Ayrıca da beni hiç ilgilendirmez. Melek düşünsün. Neyi düşüneceğim? Hiç. Ya işte eve mankenler girip çıkıyor diye apartmanda dedikodu oluyormuş. Cem evde stüdyo kurdu. Ne gelip gidecekti başka? İnekler, koyunlar falan mı? Baytar değil adam, moda fotoğrafçısı Aslı. Ya tamam, sen rahatsan mesele yok. Ha tamam. Bizim problemimiz buydu biliyorsun değil mi Aslı seninle? Sen o güzel insanların benim mesleğimin bir parçası olduğunu hiçbir zaman anlayamadın. Nasıl yani? Bak, bazen benim çekim yaptığım kızlardan bana asılanlar oldu. Ve bu gayet normal. Ama sen bunu her zaman olay yaptın. Senin böyle bir işin olsaydı, yani sürekli güzel insanlarla böyle haşır neşir olmak zorunda kalsaydın beni anlardın. Ama sen hep olay yarattın. Ben güzel insanlarla haşır neşir olmuyor muyum? Oluyor musun? Benim mesleğimin bu konuda senin mesleğinden hiçbir farkı yok ki. Ben de sürekli birbirinden yakışıklı adamlarla röportaj yapıyorum. Biri gidiyor, biri geliyor. En son kimle yaptın? Röportaj. hatırlamaya çalışıyorum. O kadar çok kişinde isim isim... Aslı, şu Türkiye'nin ilk moda yazarı adamdan haber geldi mi röportaj için? Adam hani 86 yaşındayım, evden çıkamıyorum demişti. Hayır, evden çıkamamasını geçiyorum. Yakışıklı mı onu söyle. Yok ya Fatoş, ben onu değiştirdim. Başkasıyla röportaj yapacağım. Yazarlar sayfası için. Kimle? Tuna Kiremitçi ile. Ben mi arayayım oğlum Şahika'yı? Kafayı sıyırmış lan o. Pataküte girişti bana. Burada mağdur olan benim. Aile içi şiddet oluyor resmen abi. Hadi ya. Kızı delirttin delirttin, sonuna patladı kardeşim. Ne yapsın? Canın çok acıdı mı Sacit? Deli misin oğlum? Başıma gelen en güzel şey. Niye ya? Genel kural. İlişkilerde patlayan, agresif davranan taraf haksız taraftır. Şimdi ne oldu? Ben otomatikman haklı olan taraf oldum. Anladın mı? Bu da onu çok iyi bildiği için saatte bir bana saçma sapan mesajlar atıyor. Ya efendim, Makbule evde mi? Şu an rejimdeyim, çok meşgulüm, seni hiç düşünmüyorum. Taceddin'i rüyamda gördüm, iyi mi falan filan diye. Ah canım ya. Oğlum seni düşündüğü için değil lan. Yoklama yapıyor, anlamıyor musun? İletişim kurmaya çalışıyor benimle. Ama ben hiç oralı değilim, cevap bile vermiyorum. Naz Niyaz, yesin kendini. Ya ne yaparsınız? Takılıyoruz. Aman yormayın kendinizi. Başka bir şey yaptığınızı görmedik ki zaten. Hadi kalkın bakalım. Haydi. Nereye? O benim problemim değil. Para vermeyeceksiniz masa işgal etmeyin. Kalkın. Haydi bakalım. Nasıl yani ya? Oldu Dursuncuğum, oldu. Arkadaşlar hesabı ödeyecekler. Müşteri onlar. Neyse.
Sağ ol abi ya, ben para vermem. Fertak. Oldu Dursuncuğum, sen koş hesabı kap gel. Yağlı müşteri oğlum bunlar. İnşallah öyledir. Tiplerinden hiç belli olmaz ama. Nasıl yani ya? İnsan mı bu abi? Ya iyiyim, kemiğim kurudu bu heriften ya. Sürekli ensemde boza pişiriyor. Taktı kapıyı abi. Burunun odasıyla uğraşırken biraz oyalanıyordu yani. Ya yine bir meşgale bulsak, bu sefer burada inşaat yapsa ha? Aman aman, dükkanı başımıza yıkar. Ya bir sevgilisi falan yok mu abi bunun? Gencecik adam sonuçta. Ya kız meselesi olsa kafasını meşgul ederdi. Bize de bu kadar takmazdı ha. Yok ya, ne sevgilisi? Bunun sevgilisi mevgilisi. Ha? Yok aslında ama yaratırız. O zaman şey diyeyim en iyisi, Üffet ablanın telefonu kaçtı kaybettim diye yazayım değil mi? O zaman cevap vermek zorunda kalır değil mi? Şahikacığım yapma böyle şeyler. Ay bırak azıcık merak etsin çocuk ya. Evet bırak biraz yakasını. Düşünsün, üzülsün, o seni arasın. Beni dinle, benim bu konularda tecrübem var. Ama ben çocuğu dövdüm resmen Fatoş. Sen böyle bir tecrübe yaşamış mıydın? Yok. Şimdi ben öyle bir şey yapmadım, yalan yok. Ya nasıl aşıktı bu Sacit bana? Niye böyle yapıyor? Ya mankenlik falan yaparken nasıl ağzımın içine düşmüştü değil mi? Ay ne güzel günlerdi. Ama Sacit'in zayıf tarafı yani, modeller. Ay kız! Yine mankenlik mi yapacaksın? Ha, nasıl fikir? Hangi defilede? Ay defilede değil, bizim dergide. Benim bu ay kapak yapın, çözelim bu işi. Ne gibi? Manken gibi işte. Hani benim bu ay dergide bir sayfalık röportajım var ya, stil sayfasında. Oradaki fotoğrafımı büyütün, kapak yapın. Bu da sadece de kapak olsun. Yok, o daha çok bize kapak olur. Pardon? Şahikacığım, yanlış anlama şimdi ama... Yani seni kapak kızı olarak pek gözümde canlandıramadım. Niye ya? Ben niye bir moda dergisinde kapak olamıyormuşum? Bir tek sebep söyleyin. Ya söyleyemiyorsunuz işte. Hayır canım. Sebeplerden birini seçmeye çalışıyoruz. Var ya kızım. Kalitemi bozdurtmayın burada bana ha. Fotomodel çizgimden çıkartmayın beni. Fatoş Hanım, yaşlandığınız için unutkanlık başlamış olabilir ama hatırlatmak isterim. Bu derginin sahibi benim. Lütfen Şahikacığım, kişiselleştiriyorsun olayı. Mesela sen yaz boyunca 10 kilo versen, ondan sonracığıma Eylül ayında gelsen, biz sana şöyle bir baksak, sonra hep birlikte karar ver... Hop, çüş! Ha, siz zaten Mayruk defilesinde de kıskanmıştınız beni. Ama ne oldu? Moda dünyası beni ayakta alkışladı. Çozlara ne laf anlatıyorum ki? 40 yılda bir şey istedim sizden. Çatlasanız da patlasanız da yapacaksınız. Saadetti! Ne yaptı? Işınlandı mı oraya ya? Alo? Ha Burhan Bey. Aslı yoktu Nakire Miçi röportajında. Efendim? Bizim kafede yapıyorlar galiba. Niye? Alo? Alo? Peki, roman yazmakla ilgili en sinir bozucu konu nedir? Sinir bozucu? Hı. Vallahi sinir bozucu bir şey pek yok. Çünkü roman yazmak benim en keyifle yaptığım şey hayatta. Bence çok büyük bir mutluluk. Bu yüzden bir karakter yaratıyorsunuz mesela. Onun dünyasına giriyorsunuz. Sonra dünyayı başkalarıyla paylaşıyorsunuz. Evet. Bunlar çok güzel şeyler bence. Yani sinir bozucu bir şeyden bahsetmek istersek o da belki şu olabilir. Hani o kadar uğraşıp bir kitap yazıyorsunuz ya mesela. İşte sonra onu korsanda görmek insanı çok üzüyor. Ay o beni de en çok rahatsız eden konu. Yani kitap yazmakla ilgili benim de en büyük problemim bu. Korsan. Siz de mi kitap yazıyorsunuz? Hayır ama yazmayı planlıyorum. Böyle bir planım var ve tabii ki bu korsan işi beni hiç motive etmiyor yani. Ve işte bu yüzden de Türkiye mesela bir yazarını
şimdiden kaybetti. Anlıyorum. Doğru. Tabii. Evet, peki bir romanı yazarken mesela önce bir karakteri çizmekle mi başlarsınız? Şuna? Efendim? Ay, Burhan Bey. Burhan Bey. Ay, dur. Ay. Biz tanışıyor muyuz Burhan Bey? Ah, senin tanımıyor olabilirsin ama ben senin gerçekten kitaplarınla büyüdüm diyebilirim. Kitaplarımla büyüdünüz. Evet. İyi de kaç yaşındasınız siz? O manada demek istemedim Tunacığım. Ruhi bir büyümeden bahsediyorum. İç dünyadaki bir büyümeden bahsediyorum. Kusura bakma, ben biraz edebi konuşurum. Yok, rica ederim. Yani kendi iç dünyamdan bahsettim. Ben, kendim ve bendeniz. Başka bir deyişle... Bu işte bir yalnızlık var ya. Anlıyorsun değil mi? Kapak ha. Abi kim çekti bunu? Zeynel Abidin Ağgül. Ona rağmen böyle ha. Canım Angelina Jolie değil ya bu kız ya. Ne var, gayet iyi işte. Esmer. Türk lokumu tadında. Bence olur. Saadettin Bey. Sizin Türk lokumu anlayışınız bu mu? Ya bilgisayar rötuşuyla eciş bücüş kadınları ne hale getiriyorlar? Ha? Şahika'yı mı yapamayacaksınız yani kapak kızı? Ufak tefek cilt kusurları dışında kapakta ben bilgisayarla rötuşa karşıyım Saadettin Bey. Prensip olarak. Dergiyi Şahika'ya sattık. Mecburen kapak kızı yapıyoruz Fataş Hanım. Ne prensibinden bahsediyorsunuz siz ya? Ya o zaman söyleyelim de bayağı bir rötuşlasınlar değil mi? İnceltme falan da lazım. Canım yapıverin işte ne gerekiyorsa ya. Bu sayıda böyle olsun. Türk lokumu sayısı. Bir kitapta söylediğimiz gibi... Burhan Bey, şimdi, biz röportaj yapıyorduk da. Ne var, üçümüz şurada konuşuyoruz, ne var? Üstadın dediği gibi, yolda üç kişi. Burhan Bey, git kendini çok sevdirmeden. He. Siz anladınız beni, değil mi? He. Ay ben zaten kitabımı imzalatmaya gelmiştim. Tuna Bey beni böyle ayaküstü yordu, konuştu filan. Yoksa ben kitabı imzalatmaya gelmiştim. Tuna Bey, şuna şey yazar mısınız? Kadim dostum Burhan'a. Bir gün Tokat domates tarlalarında beraber el ele yürümek dileğiyle, umudu ile diye. Neden? Niye el ele yürüyoruz? Söyleyeyim. O kadar samimi olmuşuz yani. Tokat küçük bir yer. Orada ne yapacak? Orada yapacak. Orada el ele dolaşacak. Nerede yapacak? Orada dolaşacak. Verelim abi. Şu boş yere hemen. Bu ne ya? Bu kitap korsan. Ne? Korsan? Hayır. Hayır, ben o kadar para verdim ben bunu. Yok, basbayağı korsan, kağıdına baksanıza. Ay ben... Şimdi bir gerçekten dumur oldum ben. O sokakta bir iş portacı çocuk vardı ya, sürekli alışveriş ettiğim. Acaba imzalamayacak mısınız? Burhan Bey imzalar mı? Bu resmen hırsızlık ya. Yok, aslanım ben şöyle yapıyorum böyle durumlarda. Korsan kitaplara korsan imza atıyorum. Nasıl yani? Şöyle yani. Buyurunuz. Bu kimin imzası ki? Bilmem. Rezil olduk değil mi? Beraber domates tarlalarında el ele koşamayacak yani. O zaten düşük bir ihtimal. Hay yanasını ya. Hay yanasını ya. Bu çocuk gününü görecek ama... ...yarın öbür gün değil, emin şimdi halledeceğim ben bu mevzuyu. Edebiyat dünyasına rezil etti bu çocuk beni ya. Hay yanasını, başım döndü bağırmaktan. Hay yanasını ya. Öyle bir rezalet yürümeydi. Ya hiç gerek yoktu. Ben kendim giderdim aslında. Yok olurum canım. Şimdi şirketten araba ayarlarız sana. Tunacığım. Peki teklif yok da ısrar var galiba. Ya Tuna ya. Ne haber Cem? İyi. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Merhaba.
Merhaba, Aslı ben Avrupa Yakası'ndan. Şu anda şirkete şoförlü aracımız var mı? Tamam, bekliyorum. Ya bir taksiye biner giderdim. Niye zahmet ettiniz? Ya saçmalama. Aa, yabancı gibi. Ne yapıyorsun? Deli misin Tuna? Bırakmam ben seni. Aslı'cığım. Aa, Osman ne haber? İyi. Şurada bir iş yemeği vardı. Ona gel. Efendim. Tamam, süper. Hemen iniyoruz. Mersi. Şey, garaja indireyim ben seni. Orada araba. Tamam, peki. Çok memnun oldum. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Ay, çok yakışıklı ya. Hoş geldin abi. Hiç de hoş gelmedim, elimde boş gelmedim. Acayip asabi geldim. Asabiyettim, boynuma ağrı girdi. Asabiyettim mi acaba yoksa yandım bittim sendromundan mı? Sen biliyor musun yandım bittim sendromunu? Şu anda bizde yok ama sipariş ederiz hemen gelir abi. Yapma ya. Sen bir defa bu kitabın hesabını bir bak. Sen bu kitabın hesabını bir bak. Beğenmedin mi? Vallahi çok satıyoruz ondan abi. Yapma ya. Bir de çok satıyorsunuz öyle mi? Oğlum bu kitap korsanmış yalan. İnanmıyorum. Ne diyorsun abi? He? Yazarın bizzat kendisi söyledi oğlum. Edebiyat dünyasına rezil ettiniz beni ya. Korsan mı? Allah Allah. Ya ben de öyle söyledim Turna'ya. Abi şu anda şok geçiriyorum. Ya haberin yok muydu lan? Yok abi, nereden haberim olsun? Ben masum bir satıcıyım ya. Ha, masum bir satıcısın ama bu dümenin sen de içerisindesin evladım. Onun için kuruyla yaşlı birlikte yanar. Ondan dolayı sen bu kitabı alıyorsun, bana paramı iade ediyorsun. Yapma ya. He. Hatta bununla da kalmıyorsun. Sen bu kitapların hepsini topluyorsun. Böyle hiç kimsenin olmadığı bir yere götürüyorsun. Kibriti çakıyorsun, yakıyorsun çıra gibi. Sonra tevbe ediyorsun. Bununla da kalmıyorsun. Cebindeki bütün parayı bana veriyorsun. Ben onlara gidiyorum, teker teker hayır kurumlarına bağışlıyorum. Şşş! Uyanık mısın lan sen? Tabii korsan satıyoruz. Bilmiyor musun sanki? Bilmiyorum tabii lan! Tuna Kiremitçi'nin karşısında şu anda ben hırsız durumuna düştüm. Bana ne kardeşim? Bizim tezgahımız da bu. Beğenmiyorsan git şikayet et. Vay 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 anasını ya! Masum yüzünün altından bir karınca yiyen çıktı. İllegal sesleri. Seni şikayet edeceğim. Ya git et, et. Selamımı da söyle hadi. Ah! Vallahi bela olurum sana. Ahıl ol lan! Asıl sen akıllı ol lan. Bak bizim arkamız güçlü ha. Ay bu çocuk ne oldu birden? Çirkin mi oldu ya? Çirkin! Pandora'nın kutusu açıldı hanım. Seni var ya bütün herkese şikayet ederim. Bütün müzik otoritelerine, edebiyat otoritelerine hepsini seni şikayet ederim. Vallahi seni sokaklarda çırılçıplak teşhir ederim. Terbiyesiz şikayet ederim lan seni. Şşş! Bas git lan. Psikopat mısın, manyak mısın? Ne şekil bir şeysin sen ya? Örgütünüzün kokunu kasıtırım vallahi. Lan, ha. Bak acımayız, çizeriz seni. Ayıp oğlum, ayıp oğlum. Allah Allah. Ben senin büyüğünüm. Yaşlıyım oğlum ben. Dişlerim dökülüyor. Sen benim evladım yaşındasın. Vallahi şimdi geri basıyorum ama korktuğumdan değil. Biraz da çenem ağrıdı. Fazla nasihat etmekten değil. Onun için geri basıyorum. Tamam. Evet. Tamam. Otoparkta Berke'yi buldum. Çok enteresan. Çünkü ben de ne zamandır onunla röportaj yapacaktım. Kısmet bugüneymiş. Herkese merhaba. Yaprak Kubi, Cem Aha. Melek. Merhaba. Merhaba. Hey, röportaj hemen yapalım mı? Niye güldüm? Saçma gibi ama şöyle ki... bu ne acele? Şak diye röportaj olur mu? Bak ya. Tamam peki hadi yapalım. Hadi madem öyle istedin. Yok yani. Hayır hayır yapalım Allah aşkına. Gel gel. Gel şöyle gel. O zaman ben şuradan çantamı alayım. Bir şey de içmeye gidelim. Bir yandan da... Aa Osman gitmemiş. Ya gitmedim buradayım. Hani bir yemeğe çıkalım diyecektim ama bir türlü fırsat olmadı. İşte biz de röportaj yapmaya karar verdik. Öyle ani karar verince şey oldu. Hay Allah. E olsun canım, sonra şey ederiz. Önemli değil. Şimdi siz benle birer içki içmeye gelmeyecek misiniz? Vallahi Bülent Beyciğim, biz geceleri pek sokağa çıkmıyoruz. Evde oturalım güzel güzel işte. İstanbul'da ölü bu aralar. Arkadaş grubumun yarısı güneyde.
yarısı zayıflama kampların. Heh. Ben de sizden medet umuyorum. Yani şu düştüğüm duruma bakın yani, ümitsizliğe. Vah vah. Hakikaten ümitsizsiniz o zaman efendim. Çünkü bizim gece hayatıyla pek aramız yok. Vallahi hayatım, seni bu aralar yakalamak mümkün değil yani. Hep arazisin. Cep telefonun falan da kapalı. Arazi değilim. Röportajda oluyorum ya. Ha, farkındayım. Bir dakika, yalnız bunu konuşmuştuk Osman. Tamam canım, o anlamda söylemedim. Yani gündüz uğraşıp uğraşıp göremeyince eve uğrayayım bari dedim, o bakımdan. E tamam, hoş geldin. Ben de çok sevindim geldiğine. İyi ki geldin. Çok özür dilerim, bir dakika. Efendim? Ha, merhaba Berke. İyiyim, teşekkür ederim. Sen? Yarın bizim ofise. Gel. Ben oradayım. Tabii tabii, gel, beklerim. Tamam, oldu. Hadi öpüyorum ben de çok. Bay bay. Berke. Kız. Allah çamur gibi atarsa. Kız hamur mu yoğuruyor? Ana bırak ya. Her yerimi kulak memesi kıvamına getirdim makbili. Ay iyi gelmedin ya. Ha? Hayır, daha kötü gibi oldu. Anam. Ay, bu nasıl bir sindrom ya? Her yerim ağrıyor. Başım ağrıyor, dizim ağrıyor, oram ağrıyor, orası ağrıyor, burası ağrıyor. Anam! Ondan mı ağrıyor yoksa senin bu yaba elleri yüzünden mi ağrıyor, anlamadım. Ya bak, bile bir rahatlık. Devam edeyim mi? Yok yok yok, şimdi oklavayla dümdüz edirsin beni. Ay, bu klasik masaj olmayacak gibi ya. Daha modern bir şeyler mi düşünsek? Mesela sen refleksoloji biliyor musun ya da aromaterapi? Ne? Ne bu be? Hani beni kapak yapacaktınız yavrum? Kim bu? Bir de benim elbisemi giymiş gerizekalının başkanı. Kenarın Dilberi. Bu sensin işte Şahika. Senin fotoğrafın. Hadi be. İnanabiliyor musun? Ay inanamıyorum. Ben çok güzelim ya. Ya ben niye kilo vermek için uğraşıyorum ki? Hemen 3-4 tane muhallebiciye yollayayım. Ah Berke. Berke de ekibin bir parçası oldu artık. Her gün burada. Hoş geldin. Ne var ne yok bir uğrayayım dedim ya öyle. İyi ettin, iyi ettin. Sizin röportajınız bitmemiş miydi şekerim? 3 gün önce bitti ama. Ya aklıma birkaç şey geldi, onları söyleyeyim dedim bugün. Anladım ama işte benim de tam kahvaltı... Günaydın. Hah işte. Ay bana ne korsandan Burhan Bey ya. Beni de tutar zaten. Yüzme de bilmiyorum. Ya Makbili ama yani senin şimdi hububat yemekten iyice IQ'n falan düştü. Ben korsan denizcilikten mi bahsediyorum? Korsan kitap satışından bahsediyorum. Hani sokaklarda satıyorlar ya korsan kitap falan. Onlardan bahsediyorum ya. Sahtelerini yapıyorlar ya. Pislikler diyeyim sana. E ben ne yapacağım o adamlara? He. Ya şimdi acayip ergen bir çocuk var orada. Hiç aile terbiyesi görmemiş. Sürekli beni aşağılıyor. Oradan geçerken beni sözle taciz ediyor. Böyle ağzıma laf sokuyor benim. Ya da bir yerime laf tıkıyor. Öyle bir şeyler yapıyor o çocuk ya. Ona diyorum seni iri yarısın, böyle kocamansın. Onu bir sözle bir taciz etsin. Onu bir korkusun. Ya bana ne adamlarından? Burhan kıvak 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 Burhan Bey ya. Tamam. Aa, ne işim gücüm var, bir törebi kaldırmışım, temizliyorum. Daha nane ayıklayıp kurutacağım. Ay ya Makbili, bu kültürel bir sorun diyorum. Edebiyatta kanayan bir yara. Ve sen ne diyorsun? Nane diyorsun. Aslı'yı götürsenize, ona söyleyin ya. Hem o gazeteciyim falan der, korkutur adamları. Evet ya, hiç aklıma gelmedi, doğru. O da iri, o da yarı. O da kocaman, o da büyük. O da korkutur, o da yapar. Evet, mantıklı.